Evet, herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu ileride iki tane büyük ihtimal bütün mermilerimizi falan harcayacağız ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Böyle cam basalım. Geride dur. Gayet iyi gidiyor kapitan. Şimdi şurada iki tane şişkin var. Sadece bir tane molotofumuz var. Sanırım burada bütün mermileri harcayacağız ya. İki tane şişkin var. Bir tane molotofumuz var. İstiyorum ki şu iki şişkini de alanın içerisine alabileceğim şekilde bir yakayım en azından. Tüpü dolduralım. Burada en çok mermimiz neyde var? Bunda var. Bunu alalım elimize. Birbiri patlayıcı bombamız da yok ya. Buradaki fight'tan büyük ihtimal bütün mermilerimiz boş çıkacağız ya. Hiçbir tane mermiyi boşa harcamak istemiyorum. Avlayabilsem ne iyi olur biliyor musun? Bu hesapta yoktu. Çık oradan. Hemen kamyona çık hadi. Thank you.
Ay ayı. Ne oldu? Geride dur. Ya sopamız dahi yok. Yakına gelenleri balta falan olsa, mermi harcamadan indirebilecek olsam çok iyi olurdu. Tamam, bir de öyle yapalım. Geride dur. İlk küçükleri halledeyim. Arkadan falan geliyor oğlum. Delireceğim. Bodoslama dalmam lazım benim bunlara. Arkadan geliyor çünkü. Devamı geliyor arkada. Benim arkamda hiçbir boss yok. Çabuk.
Öyle hepsi tetikleniyor da yapmak zorundasın ya. Ben en arkaya doğru kaçıp tek tek indireceğim onları. Başka çare yok. Şu arkadan, yani arkamdan bir şeyin gelmeyeceğine emin olmam lazım. Tekliden değil, şeye geçiyorum. Geride dur. Koş hadi! Çok güzel. Çok güzel. Oh, 50'lik tüpümüzü de geri aldık. Hemen dolduralım. Şimdi şişkinleri indirmeye. Şişkin nerede lan? Aha, çivili bomba düşürür gerizekalı. Şişkin nerede? Arkada tekrardan respawn oldu demesin bana.
miydi lan? Galiba hepsi tamam. Evet, haklısın. Dayan ve hayatta kal. Bazı şeyleri gözümüzde büyütüyoruz. Gözümüzde büyütüyoruz. Tamam. Kutuyu aşağı atabilir misin? Tabii ki. Tamam. Kutu kırılıyormuş şimdi. Şimdi envantere bir bakalım. Bu full. Bunu değiştirelim. Neyle değiştirelim? Şimdilik pompalıyla değiştirelim. Buna geldiğimizde de bunda kalsın. Sen geçersin, yüzme bilmiyorsun sen. Diğer taraftayım. Süper. Merdiveni indirebilir misin? Tamam. Bekle. Yani şu kıza yüzmeyi öğretsek var ya, hiçbir derdimiz kalmayacaktı maçından şey oyunun başından beri. Kenardan git. O taraf daha sığ. Of, çok soğuk. İşte kapalı bir kapı daha. Tamam. Hadi bakalım kızım. Tamam. Hadi aç şu kapıyı. Bekle. Eli. Bırak lan beni yavşak. Sen iyi misin? Evet. Birazcık şaşırttı. Şunlar bir geberse de kurtulsak artık. Aa, teçhizatı 5'e çıkarttık. 6'ya mı çıkarttık? Kaça çıkarttık ya? 5. seviye. Evet, çalışma masası.
menzilini arttıralım. Daha hiçbir şeye yetmiyor bu zaten. Bu gayet yeterli. Kafaya dikkat. Tamamdır. Baksana. İşte orada. Hastaneye birazcık daha yaklaştık. Beni bekle. Bir yere gitmiyorum zaten. Oraya bir daha tam verimli bir şekilde bakacağım. Nereye geldik böyle? Nereye geldik lan böyle zifiri karanlık? Bak suyun altından böyle bir yer bulmuşum. Bana loot vermen lazım, bir şey vermen lazım ya. Oraya çıkamazsın ki. Nerelere geldim ya? Ben kızı da orada bıraktım. Dedim sadece bir suyun altından şuraya bir bakayım dedim. Aa yuh anladım. Oo, oh. Oh, bir palet bulmak için yaptığım maceraya bak. Kız yüzemiyor diye geçirdiğim maceraya bak. Tamam. Çık hadi. Olur. Tamamdır. Yani i̇şte bu palet bu kızı taşıyor, beni taşıyamıyor. Merak etme. Ben ne yapacağım şimdi? Geri çekil. Ha, merdiven sarkıttı. Oğlum kimse de söylemiyor ya. Kimse de söylemiyor ya.
Ben dedim şey şu... Daha bak içeri olacak değil. Allah. Ne oldu öyle? Aptal merdiven duvardan koptu. Ne yapacağız? Bir şeyler ayarlayacağım. Oho, anladım ya. Vallahi işimiz yücümüz hamallık oldu ya. Ay! Tam lazaklı tam. Tam lazaklı. Kimse bir şey demesin şu an. Herkes sussun. Bak sana yemin ediyorum, merdiveni buraya kurdum. Karşıdan yukarıya çıkacağım. Gelip yukarıdan buradan merdiveni alıp aşağıya indireceğim. Yemin ediyorum ilk böyle düşündüm ya. Arkadaşlar bunun sebebi açıktır. Daha ileriyi görmektir. Mümkün mü? Mümkün. Herkes her şeyin kolayını yapabilir. Basit bu. Zoru mümkün kılmak. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Eyvah ya. Ben önden gideyim. Sen de arkamdan gel. Tamam, arkandayım. Yapabilirdim. Ya, o an göremedim. O su altı gelmedi aklıma. Gelse ilk oraya yönelirdim. Tamam. Atla hadi. Beni mi tutacaksın? Merak etme. Gördün mü? Bensiz bile atlardım. Artık gidelim mi lütfen? Oyun puzzle'a döndü iyice ya. Aksiyondan uzak bir hale geldik ya. Nerede zombi gönderin bana ya? Eli, eli yürü. Yürü yürü, ben biraz ağırım. Yakala yakala yakala. Vallahi aksiyona gerek yok. Kurtardın. Kurtardın. Bilerek yapıyor. Aksiyon bağımlısı bu adam. E spamlıyorum şu an. E spamlıyorum. Akıntıdayım, akıntıdayım. Eli'yi gördüm, Eli'yi gördüm. Ne oluyor ya? Nefesim %50'ye yaklaştı. Tamam, kızı kaptım. Tamam, nefes aldık abi. Nefes aldık abi. Eli bak, sona geldik. Beni deli etme. Bak bu ikinci travmayı kaldıramam. Hadi. Hadi. Eller havaya. Nefes almıyor. Kaldırsana ulan ellerini. Hadi ama Eli.
Joel, aramıza hoş geldin. Kusura bakma. Melih değil mi bu? Seni bilmiyorlardı. Hayli. Durumu iyi. Onu kurtar. Merlin, Merlin! Merlin, sen benden önce nasıl geldin ya? İyileşip, bir de iyileşip sen benden önce nasıl gelebildin ya? Kız başa. Ha ama biz bayağı yaz kış atlattık oğlum. Ben hastalandım falan, canını yollarda vakit kaybettik. Belki olması gerekiyordu. Ama ne demiştim? Merlin'le daha fazla bir duygusal bağ kurmaya yakınım gibi yani. Sonra da sen geldin ve nasıl olduysa onu vaktinde kurtardık. Belki olması gerekiyordu. Beni kıza götür. O kısım artık senden çıktı. Kızla ilgileneceğiz. Lütfen bak, onu görmem gerekiyor. Göremezsin. Ne diyorsun lan sen? Ameliyata mı hazırlıyorlar? Doktorların söylediğine göre kızdaki kordiseps mutasyon geçirmiş. Kız o yüzden bağışık. Kitleyi çıkardıkları zaman aşı üretmeyi başaracaklar. Kız ölecek mi? Aşı bulacağız. Beynine yayılmış durumda. Aa! Kızı öldürecekler. Başkasını bul. Başkası falan yok. Dinle, kız neredeyse... Bekle. Anlıyorum. Ama senin içinde bulunduğun durum benim yaşadıklarımın yanında kesinlikle hiç kalır. Doğduğundan beri tanıyorum onu. Annesine ona bakacağım diye söz verdim. O zaman niye hala ısrarcısın? Çünkü mevzu ben değilim. Kız da değil. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok. Peki. Tamam, sen kendini kandırmaya devam et. Ben bu ateş böceklerini... Onu buradan çıkar. Ant-Man diye yazarım buraya. Vur gitsin. Ant-Man olarak ben bunları temizlerim. Ben bunları temizlerim. Sana kalk dedim. Ateş böceği Ant-Man. Hadi. Espriyi anladınız mı? Ateş böceği Ant-Man. Geliyor, arada geliyor. Durduramıyorum, yürüsene arada geliyor. Hadi. Kurşunu yersin. Nereden? O silah mevzusunu çoktan geçtik Furkan. Bu normalde silahları bize teslim edecekti de ben şu an kızın peşindeyim ya. Yoksa verir yani. İstesem silahı, istesem verir yani. Ameliyathane nerede? İnan hiç vaktim yok. Nerede? Çok yanlış yere sıkıyor. Kat uçtaki oda. Teşekkür ederiz. Acılarına son verdi, iyi bir son oldu. Çantayı aldım. Kaçakçı herif burada. Gel, en sevdiğimiz sahneler. Oğlum ok efsane. Ok efsane. Maçın başından beri niye kullanmadım? Üzülüyorum. Şu an üzülüyorum. Gene loop peşindeyiz. Kız ameliyathaneye alıyorlar. Gene loop peşindeyiz.
İkinci kat. Ulan şunu açamadım ya, üzülüyorum ya. Aa, M4. Piyade tüfeği aldım ya lan. Oh, 30 mermi. Şimdi al, Allah. Nereye kaşıyorsun lan? Koru beni, ilerliyorum. O tarafta mı? Burada değil. Her yere bakın. Oğlum adam buraya gitti. Ha, içeri girmiş gene. Ay. Evet, M16'ya daha çok benziyor. M4 değil ya. Yani. Üçlü üç sıkabilirim büyük ihtimal. Loot. Kıza gidelim artık. Hatta şöyle... Şey. Tamam. Bir sekmesi var. Ne sıktın be? Öldüm. Merdivenleri gösterin artık bana ya. (Gülüyor)
değil. Bana sürpriz mi yapacaksın, he? Görüyor musun? Herif burada da değil. Lut önemli. Hayır hayır, şu an şey, sigara falan içiyor. Eli ameliyata alacaklar. Doktor tam sigaraya çıkma arası. Şimdi şey nerede ya? Bu taraftan dikkatli olun. Benden bahsediyorlar. Aha, asansörü bulduk. Tamam. Ama ateş böceklerini mahvediyoruz şu an yani. O ne lan? 28 Nisan. Marlin haklıymış. Kızın hastalığı daha önce gördüklerime hiç benzemiyor. Bağışıklığının sebebi belirsiz. Önceki bütün durumlarda gördüğümüz gibi hastanın korsilepsinin antijenik titreleri hem serumda hem de beyin omurilik sıvısında yüksek seviyede kalıyor. Yani? Hastanın alınan kan kültürleri laboratuvardaki mantar ortamında korsileps oluşturuyor. Bununla beraber ak yuvarların durumu yüzdesi ve mutlak sayıları da dahil tamamıyla normal. Proinflamatuar sitokinlerde bir yüksek. Lan seni mi dinleyeceğim ya? Saat 17.30. Tarih 28 Nisan. Baş cerrahla konuştum. Daha doğrusu tartıştım diyelim. Anlaşılan paraziti konağa zarar vermeden almanın hiçbir yolu yok. Geç, bunları da anlattın. Süslü lafları geçelim. Bir çocuğu öldüreceğiz. Şimdi benden onay bekliyorlar. Yapılan testlerde gitgide daha da zorlaşıyor. Ya Merlin, kızın annesi sen, babası ben olabiliriz ya. Artık çok yoruldum.
Ben varım, yorulma. Sadece izin verme böyle bir olaya. Pes et. Ya nerede bu koridorun sonundaki oda? Bu değil mi? Mavi kapı işte. Mavi kapı işte. Başka nerede var ya? Burada var, bu kapalı. Burada kapalı. Orası çalışmıyor. Az önceki yere geldim. Şu ilerideki mavi kapı mı? Yo, o da kapalı, brandalı. Tamam, surgery diyor. Surgery, tamam. Hadi. Oo, bunlar teşkilat olmuş burada. Bu ne kardeş, askeriye mi var burada? Rambo'yuz dedik diye. Kim ulan bu herif? Çocuğu Rambo. Sen buraya tek başına taşımış. Marlin bizzat sorgulamak istedi. Ya şu ışığı tutmasalar gözüme. Teknik çalışıyoruz var ya. Tam teknik çalışıyoruz.
Çocuğu Pittsburgh'den buraya tek başına tutmuş. Marlin bizzat sorgulamak istedi. Sakın çocuğa ulaşmasın. Hala orada mı? Burada değil. Orada. Arkamı kolla. Hepsi. Hadi bakayım evinize. Hadi evinize. Attım MS'yi. Geldi Beli. Tamam. Hadi. Geldi Beli, geldim. Biraz zaman kazandırır. Eli. Senin burada ne işin var? Onu almana izin vermem. Anlamıyorum. Hayvan oğlu hayvan. Lütfen. Oğlum şu an bir katliam yapmış olabilirim. Şu... Şu an bir doktor moktor bırakmadım yani. Şu an... Gel hadi. Tuttum seni. Yok.
tarafta. Seni buradan çıkaracağım. Çıkışları tutun. Tuttum seni. Hadi. Olmaz, ne tarafa? Hiçbir yere kaçamazsın. Durun, kızı bırakın. Bırakın onu. Hayır. Hadi. Aa, kaçmam gerekiyormuş ciddi ciddi. Oğlum nereden gidebilirim ki? Gidecek yer yok. Sorun yok. Merak etme. Her şey. Artık korkarsın. Kızı bırak hemen. Görüş alanında. Sakın yaklaşmayın. Hadi ses. Hadi. Hey, hadi. Bekle. Onu kurtaramazsın. Gittiniz diyelim. Peki sonra? Takırdayanlara yem olması ne kadar sürecek? Tecavüze uğrayıp öldürülmezse tabii. Orası seni ilgilendirmez. Kızın istediği de bu. Sen de biliyorsun. Dinle. Doğru olanı yapmak için geç değil. Hiçbir şey hissetmeyecek. Ben geç değil dedi. Şeyden haberi yok. Doktorları temizledim komple. Ondan haberi yok. Ameliyat halinde ne oldu daha sonra? Üstümdeki ne ya? Dinlen biraz. Narkoz etkisi geçmemiştir. Ne oldu peki? Ameliyat yapmaktan vazgeçtiler. Görünen o ki senin gibi çok kişi var Eli. Bağışık insanlar. Onlarca kişi varmış. Ama hiçbir faydaları dokunmamış. Tabii onlar da tedavi aramayı bırakmışlar. Şimdi eve gidiyoruz. Aa, Merlin'i vurmuşum karnından. Doktor da yok. Tesiste doktor da yok. Bekle. Bırak gideyim. Lütfen. Peşinden gelirsin. Ben orada doktorlara sıktım ya. Zıvanadan çıktım abi. Daha artık kimseyi tanımam. Ateş böceği. Karınca, sinek, hiçbir şey gözüm görmez, tırtıl, kelebek. Kalan yoluyla. Ona da çıkmışım. Silah işini çok geçtik Burhan, zaten Furkan. Tek çıkarız. Silah işini... Tess öldüğünde biz kafada bitirdik. Tess ne dedi? Ya kızı götür dedi.
Ya Tess benim için feda etmiş kendini, kızı götür tedavi olsun diye. Ben Tess'i bile dinlememişim. Bu kızı kendi kızımın yerine koymuşum. Niye kızın gözünden oynuyorum ya? Tamam. Joel de burada. Geçerken kafaya dikkat. Ben onu şey yapmamışım, dinlememişim, takmamışım. Seni mi takacağım? Merlin'e hafiften mesajı da vermişim. Demişim ki gel. Bu kızı evladımız gibi büyütelim. Anlatma, ben babası olayım, sen anası. Serayla böyle doğa yani, turuna çıkıyor. Mesajı da vermişim ona. Yok. Bence... İlaç bulacakmış da insanlığı kurtaracakmış. Bence Sera'yı severdin. Ben kurtarırım insanlığı. Ben insanlığı kurtarırım. İşte aşağıda. Oo, dağlarla çevrili aynı Rize. Fazla aynı şey Rize. Bak akarsuyumuz da var. Tamam. Tamam, çiçek sayısı az. Çiçek, ha böyle çiçeklerin çok olduğu yere kovanı da atarız. Arıdan bal da elde ederiz. Ha buraya ben medeniyeti getiririm. Buraya mı yerleşiyoruz? Uzat elini. Hadi. Gel buraya. Elini ver. Tamam, gel hadi. Bir dursana. Ben Boston'dayken... ...ısırıldığımda yani... ...yalnız değildim. Dostum da yanımdaydı. O da ısırılmıştı. Ne yapsak bilemedik. Biz de... Bana dedi ki... Bekleyelim madem. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Ellie. İsmi Riley'di ve ikimizden ilk o öldü. Arkasından da Tess. Sonra da Sam. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... Ne olursa olsun... Bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum benden duymak istediğin şey bu bana değil ama... Bana yemin et. Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Oo. Yemin ederim. Ayağı havada falan. Yani tek ayağı havada. Peki. Oo! Vay be. Vay be. Kaç part oldu ya? 12-13 oldu. 14 saatte falan bitirdik galiba. 13 saatte falan bitirdik galiba. Vay be. Helal be. Çok doğru kararlar verdiğime inanıyorum. Abi hikaye güzeldi. Klasik bir hikaye. Evet katılıyorum. Klasik bir hikaye. Ama gerçekten akışı çok güzeldi. Ve en önemli nokta. Zombi seviyesini abartmamışlar. Sadece şişkin var abi. Şişkin. Onu da anlayabilirsin. Bir şeyden dolayı şişmiş falan filan. Yok işte silah kullanabilen yok. Ekstra fazları olan falan filan böyle... Bilim kurguya kaçan, iyice ileri derece böyle fantastik ürüne geçen
zombi çeşitleri yoktu. Bir virüs, hakikaten bir virüs yayılmış ve virüs mutasyona uğramış falan filan. Bu yönden gayet başarılı ve akıcı bir hikayesi vardı. Bana hem puzzle verdi, hem engel verdi, hem çete verdi. Çeteyi hallettik, puzzle'ları hallettik, zombileri hallettik, şişkinleri hallettik. Yaşadığımız hikayenin kahramanlarını hallettik. Kaç karakter tanıdık ki abi? After credit için bekliyorum ben de yani aslında da. Bitirdik yani. Kaç karakter tanıdık? Başta kendi kızımız. Kaybettik. 1. Baba olarak biz. Joel. 2. Kardeşimiz Tommy. 3. 20 yıl aradan sonraya geçtik bir anda. Tess'le uyandık. Tess. Sonra Tess'le beraber yola... Ha, Marlin. Marlin'le tanıştık. Dedi ki bu kızı alın. Marlin ve Ellie. Sonra biz yolculuğa çıktık. Kimler kaldı? Bill ve Maria kim ya? Çıkartamadım. Şey neydi? Bizim siyahi abi kardeş Henry ile neydi ya? Siyahi abi kardeşle onların da sonu çok trajedik. Klasik trajedi oldu. Sam'le Henry galiba. Sam'le Henry ile tanıştık, onları kaybettik. Üzücüydü. Üzüldük. Bir buram etti kalbimiz. Abisi Henry'ydi galiba. Kardeş Sam. Henry'ye pek üzülmedim. Ben ona sıkabilseydim sıkacaktım. Evet, bunu yapacaktım. Bil. Ortağı. Hangi ortağı Bil ya? Şu gittik mekanına kafasına sıktık ortağı o mu ya? Onlar yan karakter. Onları hiç hikayenin tabanındaki araba almak... Aaa! Evet. Araba almak için eski ortağımız, arkadaşımız Bil var ya. Bil. Tamam, Bil. Bil vardı. Bil'le tekrar... Bil'i de korkularından arındırdık. Bil'in de korkuları vardı. Kasabasının dışına çıkamıyordu. Orada da bir arkadaşını kaybetmiş. Belki bu korkularını o da yendi. Bu hikayeyi de geçtik. Bil'den sonra da abi sürekli biz adam öldürüyoruz. Bir çete var karşımızda. David var başlarında. Sonralardan tanışıyoruz biz bununla. Kış geldi artık. David ve tayfasıyla tanıştık. David ve tayfasını da indirdik. Yani herkesi çıkartmaya çalışıyorum hikaye boyunca. Ben bu hikayenin YouTube kanalına da abone olun. Çok farklı tarzda. Bakın bunu yapan yok. Yeni content getiriyorum. Şimdiden söylüyorum. Oyunun hikayesini anlatacağım. Başlı başına 10 dakikalık bir video yapacağım. YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. The Last of Us Part 1'in hikayesi diye. Yaşanmış hikayeler. İsmi de belli. Çok farklı tarzda her oynadığımız oyunun sonu geldiğinde böyle bir hikaye videosu da yapacağım. Ondan sonra kardeşimiz Tommy'nin köyüne gitmiştik abi. Tommy'nin eşiyle tanıştık. Çok gereksiz bir baskı yedik köydeyken. Onlar ölmüştür zaten orada. Benim sayemde hayatta kalmışlardı. Ondan sonra en sonda Merlin ve ateş böceklerinin geri kalanlarını temizledik. Ellie'yi aldım. Büyük bir yalanın içerisinde bıraktım. İkinci oyunu merak ediyorum. Evet, ikinci oyun güncel olarak var. Bilgisayar için henüz yok. Bakmayacağım hiçbir yerden. PlayStation'cılardan da bakmayacağım. İzlemeyeceğim, oynamayacağım. Diziyi izleyebilirim artık. Çünkü dizi sanırım ikinci sezonda kapsayacak şekilde bitirilmemiştir. 8 bölüm falan galiba dizi. Diziyi izleyeceğim. Çünkü ilk partı da izledim artık. İlk partı oynadım. Herkese teşekkür ediyorum. Burada şimdi evet, 100 bit geldi. İkincisi için PlayStation 5 alırsın artık diye. Yok artık, sistem kurmuşum abicim. Ben bütün parayı sisteme gömmüşüm. Varsa gücü yeten PlayStation 5 o şeyi alsın bana. Lovesaver'i alsın bana. Oynayabiliriz. Sıkıntı yok ama PlayStation en azından 5'e gelene kadar yok böyle bir imkan. Herkese teşekkür ediyorum. YouTube için kaydı da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için, yorumlarınız için,
beğenileriniz için, takipleriniz için, abonelikleriniz için, her şey için teşekkür ediyorum. Yeni serüvende buluşacağız. Yeni serüvenin adı The Lord of the Rings Gollum. Evet, Gollum'un gözünden Yüzüklerin Efendisi hikayesini tekrardan yaşayacağız. Ayın 25'inde çıkıyor galiba. O gelene kadar ne yapacağız? Bakacağız. Ne yapabiliriz o gelene kadar? Bakacağız. Hepiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Takipte kalın. Sürprizler olacak. Burada kal.